Melkor'un korkulu rüyası diyebilir miyiz? Evet. Devs. Aynı zamanda da takıntılıdır. Affetmek de çok ağırdır. Sonuçta bir erciyi infaz etmiş. Bir baladır. Binek kullanmaz. Niye? Çünkü ayakları bütün bineklerden daha hızlıdır. O kadar hızlı koşar. Orta dünyanın ilk süper kahramanı Tulkas diyebiliriz yani. Müzik Ya Allah aşkına bir saattir bak saat 12'de buluşacaktık, saat 1. Bir saattir yani pamuk tarlalarından çıktık. Pamuk önemli ama. <laughs> pamuk önemli. Siyasi gönderme mi yapıyorsun Zafer abi? Yokça estağfurullah. Sonra Süper Lig'in detaylı bir analizi, <laughs> ufaktan, ufaktan. Ufaktan bir analizi diyelim. Sonra Orhan Pamuk'tan, Edward Said'den, Nevzat Hoca'dan buralara geldik artık. Michel Foucault. Ha onları da konuştuk evet. Alman felsefeci. Edgar yani, Allan Poe. Hepsini Yazının konuştuk. Yazının felsefesi. Ve her biri birbirinden daha sıkıcı. <laughs> ama çıkış noktası ne? Pamuk tarlaları. <laughs> Oradan mı çıktı ya? <laughs> İlk başta onu konuşuyorduk. Nasıl oldu da buraya geldi mevzu yine? <laughs> ne izliyorsun abi YouTube'da genel olarak bugünlerde? <laughs> Flu TV izliyorum. Ömer Aygün'ün kendi kanalı var. Onu izliyorum. Ama hani tavsiye etmeyeyim. Yani çok sıkıcı, çok meraklı değilseniz. Emrah Sefa. Izliyorum. Emrah Sefa'yı izliyorsun. Ama hani bu ara evet yani hemen herkes gibi. Sedat Peker. Videoları, önüne çıkıyor zaten. Sadece hani çok ilk başta çıkıyor, onları izliyorum. Bizim kanalı izlemiyorum, onu diyeyim. Kendi sesine mi katlanamıyorsun? Kendi sesime katlanamıyorum, bir de şeyi sevmiyorum yani. Ben anlatmışım, yani oturup da kendini izlemek hoş bir durum değil. Yani niye kendimi izleyeyim? Abi şimdi kalabalık bir arkadaş grubuyla otururken şunu yapacaksın. Gizliden orada muhabbet dönerken videoyu açacaksın, Necenderiyon <laughs> videosunu. Aa bizim video, denk geldi ya. Bu yakışıklı da kim? Aa ha, ha, benmişim. <laughs> Dede işin özüne aykırı. Kalabalık bir arkadaş ortamında ben. Evet. <laughs> doğru. Doğru. Bütün hayatını beş kişiyle geçirmiş bir olarak. <laughs> doğru söylüyor. Hayatında muhtemelen en çok konuşan kişi de benimdir herhalde. İlk ikiye kesin girersin yani. <laughs> İyi bir şey olarak agrediyorum evet, söylediğini. Evet, evet, i̇şte ne oldum değil abi ne olacağım diye <laughs> Evet doğru o da var. Allah'ın sopası yok. Evet abi. Kameralar açıldı mı seni durduramıyoruz. Bir star ışığı oldu. <laughs> Daha demin gelen mesajı da söyle Zafer abi. Bir, ha evet e, fotoğrafımı istiyorlar kaslı ajansları tarafından. İşte göndereceğiz bakalım. Dolandırıcı değiller onlar abi merak etme. <gülüyor> <gülüyor> değiller abi gönder. 3-5 post çek. Artık dizilerde. Benden jön olmaz da şey olacak. Karakter rollerinde Şey olursun abi. <laughs> Ahmet Mekin'in boşluğunu dolduracak. <gülüyor> <gülüyor> Ana kahramanı gidip danıştığı böyle evet. böyle bir büyükse saygı duydu Neydi? Kuşçu vardı. Kuşçu. Ay aynen. Öyle bir rol sana yakışır Zafer abi Neydi Ekmeğinize olan? bakın oğlum. Ekmeğinize ana karakter sürekli sana geliyor Zafer ben, abi Ben şöyle böyle ekmeğinize... <gülüyor> <gülüyor> Siz neler izliyorsunuz sevgili patron? Youtube'da bugünlerde. vallahi ben ne denk gelse izliyorum ya. Gerçekten öyle. Aynen. Youtube onun için mi? Doğru. Sen bugün tabii keyfin yerinde. Evet videonun açılışından belli. Bilmiyorum. Efsane geliyor. O geliyor. İşte Hazır geliyor. <laughs> Hakikaten bak bu oraya bağlanır. Aha. Ne geldiğini herkes anladı şu an. Herhalde. İşte geliyor. Özel harekat. <gülüyor> <gülüyor> Neden gülüyorsun? Kim bu gelen? Geliyor. O geliyor. Alkışları göreyim. O zaman şiirimi okuyorum. Şiir mi var? Tabii ki. E kim olduğunu da söylemeyeceksin. Şiirden Hayır, anlaşılacak. Hayır tabii ki. Abi ışığı da böyle yapacağım. Şey yapma yani. Tabii. Tamam. <laughs> Yorulmayı sevmez. <laughs> tamam hadi başla. <laughs> Yorulmayı sevmez. Ata hiç binmez. Saçı sakalı altından. Havasına söz söylenmez. Melkur'un adı geçtiğinde. Kimsenin sözünü dinlemez. Yiğitlerin yiğidi. Şanlı Tulkas geliyor. Vay be. Patronun en sevdiği Arda'ya en son inendir o. Silah falan kullanmaz bileğine güvenendir o. Melkor'u zincirleyen onu tutsak edendir o. Yiğitlerin yiğidi Şanlı Tulkas geliyor. Şanlı. <laughs> Burayı tekrar okuyacağım. Yiğitlerin yiğidi Şanlı Tulkas geliyor. Şanlı Tulkas geliyor. <laughs> Bravo. Konfetleri nerede ya? Konfeti de hazırlamıştım ama. Oldu. Tamam neyse. Pilim bitiyor bu arada. Buna da pil alırsak cariden düşersin. <laughs> Lambamın pili bitiyor. Abi şiirimden de anlaşılacağı üzere patronun uzun zamandır beklediği 5 bölümlük Tuzha serisi. Evet. <laughs> Başlıyor. Bölüm bir. Her bir bölüm 2 dakika sürecek. Tabii <laughs> <laughs> Heyecanlı mısın patron? Çok. Gerçekten. Ama ben özümsemiş ya adamım Tulkası. O yüzden Zafer abi söyledikleri bende bir etki yapmayacak. Abi o an nasıl olmadı geçip? Olur. Sen arada bak Zafer abi söyleyeceksin arkadan şey diyeceksin. Hey yavrum ey. Tamam zaten şey çocuklardan şey isteyeceğim bunu izlerken video çekeyim yönden. Tamam anlaştık. Abi çok hayranı oldu. Tulkasın. Tulkasın, Tulkasın çok isteyeni var. Patron artık neşe yapacak arkandan böyle şeyle kılıçlarla falan geçiş mi yapacak? Kılıç değil canım bir tane mermer koyup tokatlayacağım. arkada Eski Osmanlı şeyleri. Yeniçeri mi? Yeniçeriler Yeni yapıyorlar değil mi abi? Düşünebiliyor musun sen anlatırken arkanda Cem'i? Mermer kalıyor. Ya bırak bir adam anlatsın bir bırak. Bir bakalım. daha şiiri okuyayım mı? Hayır. O zaman yiğitlerin yiğidi <laughs> Şanlı Tulkas geliyor. Şanlı Tulkas geliyor. <laughs> tulkas. Tulkas tabii ilk başta bir aynı daha sonra Orta Dünya'ya gelince Vala olarak kabul edilenlerden ama şeyden değil yani sekiz büyük Vala'dan biri değil. Sabit, sağlam anlamına geliyor Tulkas Koenya adı. Tulkastas var o altın saçlı demek sarı altın saçlı demek. Noldar'ın adı Tolkas değişik yazıyor. T-O-L-C-H-O-S diye. Tolkaz. Polderea deniliyor ilk öykülerde. Astaldo deniliyor. yolun kayıtlarında eski Old English'e çevrilmiş adı da Alford Freya. İlk hikayelerde işte nesayla evliliği. Daha sonra da Nessa'yla zaten. Ve Kelimektar de bir oğulları var. Bu daha sonra Silmarillion dönemine geçilince şeyden çıkıyor, kanondan çıkıyor. Ama nesayla evlilikleri vaki. nesayla evlenmeleri de aslında çok uygun bir evlilik. Çünkü da hem çok canlı, hareketli hem aşır hızlı. O da geyiklerle falan yarışıyor. Hani öyle hızlı birisi. Çok Türk... renkli bir evlilik hayatları olsa gerek abi. Evet. Kim kimi yakalarsa kısmı <laughs> uzun süre bir durum. <laughs> Kahkahalar eşliğinde birbirlerinden kaçarlar bile. Yakalayamaz ki yakalayamaz ki. Ağaçların diye. arkasından evet. böyle. Ay yakalandım sonra. <laughs> Geceyi aydınlatan. <Ateş gülüyor> Devamı <güzel>. gelmesin. <laughs> tamam. Evet. Tulkas kırmızı ya da turuncu tenli olarak tasvir ediliyor Tolkien tarafından. Ve işte saçı sakalı da sarı. Tulkas da en son gelen valla şey, Orta dünyaya en son gelen valla. Çünkü daha elfler falan uyanmadan daha ilk yapışlarda Melkor'la kötü olup aralarında bir sorun falan çıktığında diğer balalarla Melkor'la savaşırken Melkor o sırada tabii daha orta dünyaya gücünü falan yaymadığı için çok aşırı güçlü bir durumda ve diğer bütün balalarla falan mücadele edebiliyor. O sırada iş çok uzuyor ve orta dünya çok fazla zarar görmeye başlıyor. Eru'nun yanından izleyen Tulkas dayanamıyor. Valyan yılı olarak 1499 yıl geçmiş orta dünyaya inledi, Savaşa dahil oluyor ve orta dünyaya iner inmez kahkahaları bütün orta dünyada duyuluyor. Melkor tarafından da duyuluyor. Melkor Tulkas'ın geldiğini anlıyor ve işte o sırada savaştan geri çekilip en kuzeyden sonsuz boşluklara kaçıyor. Yani orta dünyadan çıkmış oluyor. Yani Tulkas'ı getiren sebep Melkor değil mi abi? Evet. Melkor'a karşı savaşmak için geliyor. Melkor ayar oluyor orada. Evet. Melkor gıcık. Nasıl oluyor Melkor'a ayar? Sen ne ayaksın lan diyor. Ben ha. buradayım gelmedim diye niye ayar artistik yapıyorsun sen Böyle mi diyor abi? Aynen Muhtemelen Aynen. iç konuşmasında böyle bir durum evet. var. Şey derler Tulkas için hani danışman olarak bir işe yaramazdı. Yani çünkü öyle çok zeki bir şey değil, vala değil. Ama arkadaşlığı çok sağlamdı ve güreş gibi. İşte vücut vücuda savaşmak gibi şeylerde ondan daha güçlüsü yoktu. Yani Melkor en güçlüsü diye geçer ama orada fiziksel güç söylenmez. Fiziksel olarak en güçlüsü olan Tulkas. Tulkas iki tane ayrı valayla çok birleştirilir. Biri Orome savaşçılık açısından diğeri de Aule. Aule ile de ortak dev mimari çalışmalarda yardımcı olduğu için ikisi de çok şeydir, yakındır Tulkas. Ve Tulkas çok erken dönemde şeyden çıkar, kanondan çıkar. En erken ayrılanlardan biridir kanon döneminde. Tulkas Silmalion'a geldiğimiz zaman şeydir, savaşırken bile kahkahalar atan neşelidir, hiddetlidir falan ama gazaplı biri değildir. Yani önüne geleni sinirlendim diye yakıp yıkmaz, parçalamaz. Orome ise korkutucudur. Mesela Tulkas daha güçlü olmasına rağmen Orome'den korkulur ama Tulkas'tan korkulmaz. O neşesine yanında bulundurur. O keyifle savaşır. Yani herhalde o kendi gücünün eminliğinden de nasıl olsa hani kaybetmeyeceğim diye keyfine de bakıyor Aa yani Tabii yani rahat, öyle, kafa rahat. rahat. Orome ise çok korkutucu olduğunu söyledim. Yani Orome'nin hiddeti gazabı çok fenadır falan. Aynı zamanda da takıntılıdır. Affetmekte çok Ağırdır. Bir şeye kolayla kızmaz ama kızdığı şeyi de unutmaz ve affetmez. Melkor bütün hayatı boyunca sevmemiştir. Yani Melkor işte 3 çağ cezasını çekip çıktıktan sonra da Tulkas tarafından hiç sevilmemiştir, nefret edilmiştir. Tulkas'a kalsa abi orada yok edecekti Melkor'u değil mi? Yani üç. Melkor'u evet bu yani hiç çıkmamasını talep ediyor. Yani hiç Aha. çıkmasın ya da işte Erun'un yanına gönderirsin. Orta dünyayla ilişiği kalmasın, boşluklara atılsın kafasında Aha. şey. Ama orada sözü geçmiyor birazcık evet, aslında. Evet yani onu... Dinlemiyorlar hani o da bir valat yani kutlulardan o yüzden de hani ona bir şans veriliyor hı konsey hı. tarafından. Ama şeyin kararı değil bu Tulkas'ın kararı değil. Ee, Melkor kaçtıktan sonra işte Almanya'nın adasına orta dünyanın ortasındaki adaya yerleşiliyor. Orada düzenleniyor toparlanıyor valalar tarafından. Hala elfler falan uyanmış değiller ve kuleler yapılıyor işte. İki kule yapılıyor kuzeye ve güneye. O sırada da işte bu çalışmalardan falan artık yorulmuşlar ve bir eğlence istiyorlar. Nesayla da düğünleri yapılıyor. O düğün yorgunluğuyla, eğlenceyle bilmem ne Melkor kuzeyden ve güneyden kuvvetleriyle geliyor. İki kuleyi yıkıyor. Almeran adasını ve orta dünyanın belirli bir kısmını yok ediyor. İşte Vala ondan sonra Aman'a geçiyor. Tulkas uyanıkken böyle bir imkan yani, yok. Yok evet yani Tulkas'la baş edemeyeceğini biliyor. Melkor orta dünyaya çöreklenmiş oluyor. Onlar Aman'a gitmiş oluyor. Aman'daki işte evlerin yapımı, coğrafyanın düzeltilmesi falan gibi çalışmalarda Aule'nin sağ kolu gibi görev yapıyor. Çünkü hiç kimsenin taşıyamayacağı büyüklükteki büyük mermerleri, kayaları, kütleleri falan Aule ile beraber taşıyorlar. Hatta e, kayıp öykülerde anlatmıştık o ilk tasarımlarda. İşte ağaçlar yok edildikten sonra ağaçların çiçek de taşıyan tutan tulkastır, tulkastır. hani evet. o ağırlığı ağaçların yüce ağırlığını meyvelerini taşıyan gene avule ve tulkastır ve e, gücüyle onlara yardımcı oluyor. Yalnız şey konusunda çok ısrarlı yani artık hani elfler de gelecek. Valinor'un da inşası tamamlandı. Melkor'u tutsak etmemiz lazım diye bu çok ısrarcı. Çünkü hani şeye dayanamıyor. Melkor'un Orta Dünya'da kendi hükümdarlığını yapıyor olmasına dayanamıyor. İlk başta Orta Dünya'ya daha fazla zarar vermemek için bu kararlı onaylanmıyor. Man ve ve konsey tarafından işte yıldızları yaratıyor vardı. Yavan'la yapabildiği kadar yeşillendirme çalışmalarına falan devam ediyor. Ama en sonunda artık şeyye dayanamıyor. Elf'ler de ilk uyandığında korkuya kapılıyorlar. Elf'lere zarar verecek diye Tulkas'ın liderliğinde Melkor'a karşı işte ilk büyük savaş yapılıyor. Ve o sırada da gene Kayıp Öyküler'de ayrı bir hikayesi var. Bunu Silmarillion'da daha hızlı geçilmiş bir hikayesi var. Kayıp Öyküler'de hikaye şu işte özel bir zincir yapıyor Aule ye her zincir şey yapamaz çünkü merkuru zapt, zapt edemez o bakımdan da o zincirle beraber şeye gidiyorlar valalar. Melkor'un Melkor Utumno'daki kalesine gidiyorlar. İşte Melkor şeyden çok tırsıyor tabii. Tulkas'ın orada olduğunu da bilince dışarı çıkmıyor. İçeri girmeye çalışmaları gene orta dünyaya büyük zarar verecekleri için vala kendi arasında bir plan yapıyor. Diyorlar ki bunu kandırmamız lazım. Oradaki Melkor'un konuşmaları çok güzel. <laughs> uyanıklık yapıyor. <laughs> Gelin içeri ama o gelmesin. O gelmesin. <laughs> Tulkas'ı Arkosu zincirle Aynen. sarıyorlar Aynen. ve kollarından giriyorlar. Bir şekilde kandırıyorlar. Yani biz sen, sana biat etmeye geldik. Sen seni aramızda görmek istiyoruz. Seni liderimiz yapacağız falan diye. Melkor da kendi kibrine yenik düşüyor. Yenik düşüyor ve Tulkas'ın da tutuklu olarak getirilmesi kaydıyla aşağıya inip onlar ayaklarını öpmelerini izin veriyor. Yalnız Tulkas o zinciri mesela taşırken Tulkas bile zorlanıyor. Öyle ağır kuvvetli bir zincir. Herkesten bir şeyler istedikten sonra Manve'den de işte gel önümde diz çök falan dedikten sonra Tulkas da gelip ayağımı öpecek diyor. Hatta oradaki detay çok komik. Planı şey daha önceden yumruk yediği için şeyden Tulkas'tan. o da onun ağzına tekme vuracak. Senin depikten bir tane vuracak. Hani ayağını öpmeye <laughs> çalışırken onu planlıyor. Manve de artık diz çökeceği falan zaman tulkas daha fazla dayanamıyor. O zincirle beraber Melkor'un üstüne atlıyor. Uçuyor resmen yani zıplıyor o zincirin ağırlığına rağmen. İşte orada Melkor'u dövüyorlar, bağlıyorlar ve 3 çağ boyunca şeye hapsediyorlar. Mando salonlarını hapsediyorlar. İlk öykülerdeki 3 çağ orada kaldıktan sonra 4 çağ boyunca da Tulkas'ın evinde hizmetçi olarak görev yapacak Melkor. Hey Öyle be. bir ceza yani. En ya bu ya. değil mi? Kesinlikle. <laughs> ya. Çok onurlu bak. Yani Manve'ye çok şey yapıyor ya. Evet Manve'ye deliriyor. Ya. Yani. Manve'nin diz çökmesine falan şey yapamıyor. Dayanamıyor yani. Ya Melkor böyle bir delikanlı işte. Melkor. Melkor mu? Pardon. Tulkas. Tulkas. Abi içindeki gizli Melkor'cu açığa yani çıktı. Yani Melkor'u tokatlayacak ya Kumuray. Evet ondan. Ha. Yani ilk hikayelerde kayıp öykülerde işte çıktıktan sonra buna işte hizmetkarlık edecek falan diye evine geliyor ama asıl metne geldiğimiz zaman dışarı çıktığı zaman mesela Tulkas'la ne zaman karşılaşsa Melkor konseyin kararına karşı çıkmıyor. Zarar vermiyor ama hep yumruklarını sıktığı ve dişlerini <laughs> sıktığı söylenir Tulkas. Ve buna hiç güvenmediğini her şeyde de söyler. Her durumda da bildirir Valhalara yani Melkor'a dikkat etmemiz lazım. Bu tehlikeli bunun dışarı çıkmaması lazım. Melkor ilk Fermanas'a gidip de Fimve'yi öldürünce güneye doğru kaçar. Ama onlar kuzeye doğru gideceğini öngördükleri için direkt Orome ve Tulkas peşine düşen ararlar tararlar yoktur. Çünkü yanlış bölgede arıyorlardır. Güneyde işte Ungoliant'a denk gelir. Melkor, onunla beraber bir plan yaparlar, ağaçları yok ederler ve gene herkes bunların peşine düşer. Tulkas hatta bir ara çok yaklaşır Melkor'a, ama o sırada Ungoliantın karanlık yaymasıyla, ışığı tamamen yok eden bir karanlık yapmasıyla beraber şey diye tarif ediliyor. Yumrukları boşluğu dövdü. Melkor'u göremedi. Melkor da kaçıyor gidiyor. Tulkas bile onu aramaktan yıllarca o bölgelerde yoruluyor. Geri döndükten sonra da ta Feanor'un yemini dönemine kadar Tulkas'ın adını bir daha duymuyoruz. O büyük ihtimal evinde sinirle. Sinirle duruyor. <laughs> Yumruklarını sıkmış. Aynen. Feanor çünkü giderken şey diyor. Oreme kadar takipte ısrarcı olacağız ve Tulkas kadar dayanıklı olacağız Melkor'un peşinde diye. En son Tulkas'tan bahsedilen şey Silmarillion'da o Feanor'un yemeğini kısmında. Bir daha ondan bahsedilmiyor. Tulkas e, genel olarak şeydir. Bakıldığı zaman Valar Konseyi'nin kararlarına saygılı, entelektüel seviyesi düşük ama çok delikanlı, çok kuvvetli ve çok sağlam bir arkadaştır. Güvenebileceğin, ona sırtını yaslayabileceğin bizedir. Şeyde yapmaz öyle, şiddet sever falan değildir. İlk öykülerde bu şiddet seferlik özelliğini Mayıs'a diye bir hani savaşçı bir bala var ya iki hı kardeşi. Neyasta ve Makar o kardeşlerin adı. Evet. Onlara yıkılmıştı o özellikle savaşçı geleneği bilmem ne falan. Tulkas orada daha şeydir daha az savaş sever falan bir, birisidir kayıp öykülerde. Daha sonra kanon kısmına geldiğinde Silmanion'da o iki kardeş kanondan çıkartıldığı için Tulkas biraz daha savaşa yakın. Daha şiddetli biri haline dönüşür çünkü onların özelliklerini de almış olur. O hikayede şöyle aslında o iki savaşçı abi ve kız kardeş ve Tulkas biraz bu hikayenin, ilk yazılan hikayenin İskandinav kökenlerine dayalı olmasından. Hı hı. Yani biraz Tulkas Thor gibi düşünülebilir. Ben orada. de aynısını düşünüyorum abi. Şimşek tanrısıdır falan denir ama güreş şampiyonudur Thor'da. Asgard'ın güreş şampiyonu. Tulkas da Valinor'un güreş şampiyonu. Fiziksel olarak da şey çok güçlüdür Thor halkı arasında. Oradan bir benzerlik var. Ama işte Silmarillion'a geçince o İskandinav özellikleri olabildiğince törpülenmiştir. Daha bir şeye dönüşmüştür. Yunan mitolojisine doğru dönüşmüştür. Oraya dönüştüğü zaman da aslında biraz şeye benzer. Herkül'e benzer. Herkülleşir. Aa. Daha bir Herkül karakterini alır. Tipolojisine, tarifine falan bakıldığı zaman hakikaten güreşçi bir tipi vardı. Yani bacaklar daha kısa, kaslı, çok güçlü kollar, iyi bir sırt falan diye çiziliyor ve öyle tarif ediliyor. Greco-Roman güreşçilere çok benziyor Tulkas'ın fiziksel yapısı. Hmm. Ha, alıp yere çalma falan. Mesela binek kullanmaz. Niye? Çünkü ayakları bütün bineklerden daha hızlıdır. O kadar hızlı koşar. İşte e, silah kullanmaz. Niye? Elleri her şeye yeter güç olarak. Bir silaha ihtiyaç duymaz. Gerçi kayıp öykülerde bir demir şeyi vardır onun. E, sağ yumruğuna taktı. Demir bir eldiveni vardır. Hmm. Onunla gücü daha da artar. O de, özel bir demirle yapılmıştır işte. Torun çekici gibi. Ha Ama şeyde yoktur. o. Silmanyon'a geldiğimiz zaman öyle bir şeye rastlamayız. Onu da bilmeyenler Kayıp Öyküler serimizde kaçıncı bölümde şu an hatırlamıyorum ama çok keyifli bölümde o ya. Bayağı güzeldi evet, yani. Evet. Tulkas'tan bolca bahsettiğimiz orada evet. bulabilirler. Zaten şey de yani kayıp öykülerde çok daha etkin gözüküyor Tulkas. Yani hikayede çok daha belirgin. Orada Valhalla çok daha detaylı işler. Evet. da daha genel olarak Valhalla evet. hikayesi var. Anglo-Sakson İngiliz hikayesinden vazgeçip de... Daha genel bir mitolojiye dönüştüğünde çok Yunanlaşıyor. Tulkas da çok Yunanlaşıyor o zaman. Daha bir Yunan tanrılarına dönüşmüş oluyor. Ve şeyde göndermeler var ama. Mesela Hobbit'te Yüzüklerin Efendisi'nde aslında eski mitolojiye göndermeler, kayıp öykülere daha fazla gönderme hissediliyor. Yani tam olarak da kafasından silmemiş demek ki Tolkien Hoca. Yani o ilk öykülere de şeyden göndermeler var. O iki kitapta bağlantılar var yani. Abi Melkor'un tek korktuğu karakter Tulkas Bire diyebilir miyiz? Birebir korkuyor. Yani Bire Birebir hani fiziksel bir duruma geldiği zaman korkuyor. Hatta yıllar geçtikçe daha çok korkuyor. Çünkü gücünü, fiziksel gücünün de bir kısmını orta dünya üzerine hmm. yaydığı için eylemleriyle, Tabii. kötülükleriyle falan. Zaten fiziksel olarak gitgide daha güçsüzleşiyor Melkor. O ilk hmm. gönderildiğindeki güce sahip değil fiziksel olarak da değil. Ama şöyle bir yararı var. Hiçbir zaman tam olarak da Melkor'u yok edemiyorsun. Niye Orta Dünya'da kötülük yerleşmiş durumda? Evet. Orta Dünya yok olmadan Melkor'u da komple yok etmenin bir yolu yok. Bu işin detaylarını aslında şeyde Morgoth'un yüzü Orta Dünya tarihi 10. ciltte daha bir detaylı şeylerini bulabilirler. Hı hı. Ama hani çok, Yalnız, çok pahalı. Yani. Türkçe basımı yok on dört. Türkçe söyleyeyim basımı de. yok. İngilizcesi de ben geçen gün baktım. 2 hafta önce baktım 1600 liraya falan da 12 cildi. Dün baktım 3.000 200 liraya çıkmış. İyi olur. Yani ciddi para. Yabancı sitelerde mi? Abi. Amazon'da baktım. Lecendürüm Türkiye'nin namı büyüdükçe. Bakıp Aynen. bize gönderecek. İnşallah abi. Abi Tulkas'ı Melkor'un korkulu rüyası diyebilir miyiz? Evet. Devs. Çünkü yani ondan abartılı özel olarak. Abartılı olmaz değil mi? mi? Yok abartılı olmaz hakikaten. Melkor'un kesin olarak bildiği bir şey var ki Tulkas'la mücadeleye girerse fiziksel olarak kaybedecek. Onu çok net biliyor hani zekayla ayak oyunlarıyla falan yenerip ama iş o fiziksel şiddete yakınıma gelmemesi, gel gelmemesi lazım. lazım. Hani şey derler ya zor tekniği bozar diye bir laf var. <laughs> <abi. gülüyor> o zor kısmı yani o 12 yaşında bir çocukla futbol oynarsan yenersin. Evet. Çocuk isterse Messi olsun niye çünkü yani omuzu koydun mu düşürürsün yani ona yapacak Aynen bir şey öyle. yok çocuklar. ne baş edemez Ama bu yakınlık olmadığı zaman da aslında Tulkas'ı gazlamak kolay oluyor. Hatta şey var bak çok önemli bir detay. Tulkas bir şekilde infazcı haline gelir. Kayıp öykülerde ondan da bahsettik. Bu Ungoliant'la beraber barış görüşmeleri için bir kendi adamlarından birini gönderir. Valinor'a. Valinor'a. Evet evet hatırlıyorum. Ve Manve'nin... İtirazına rağmen Tulkas çevrenin de evet. onayını alarak o haberciyi geri göndermez, elçiyi Tanak tepesinden aşağı atıp öldürür. Yani hmm. orada biraz daha karanlık bir tipte, daha İskandinavdır işte. Çok mantıklı değildir. İlk baştaki öykülerde daha karanlık, daha zengin, daha detaylı anlatılmış bir valadır. Tolkien hayatının diğer taraflarında ahlaki dualizme doğru kayar. Daha bir Hristiyanlık ahlakına doğru kayar öyküsü Silmarillion'da o zaman işte bu eylem mesela yoktur. Hani Tulkas'ı kötü diyemezsin o durumda çünkü öyle bir hikayesi yoktur ama daha ahlaki bakarsan Hristiyan bakarsan sonuçta bir elçiyi infaz etmiş bir baladır. Ne de günahkar bir tanrıdır diyebiliriz. Vah. Peki abi bu yorum olacak hı hı biliyorum. Elf savaşçılar Orome'yi mi daha çok sever? Tulkas'ı. Orome'yi. Değil mi? Çünkü Orami onları buluyor, davet ediyor, onlarla ilgileniyor. Tulkas orta dünyayla savaşlar harc bir bağlantısı yok. Gazap savaşı sırasında aslında Tulkas'ın var olması lazım. Tulkas'ın o savaşta dahil olması lazım. Çok ha, en büyük savaşçıları kendi aralarında falan. Özel olarak bahsedilmiyor bundan. Hani çok net olarak söylenmiyor. Ama savaşın bitiminde Melkor'un tutsak alındığı sırada öngörebiliyoruz ki ki birçok Tolkien üstüne düşünen insan da yabancı insan da böyle düşünüyor. Borome, Tulkas, Manwe falan birebir gidip Melkor'u yakalıyorlar. Hani Eon ve Melkor'la savaşıp onu yenmiyor. Agmant'ın dibinde Valalar gidiyor ve bunların arasında Tulkas'ın olması mutlak aslında. En güçlüleri oldukları için. Ay be. Vay be. Ay darinay, darinay, <laughs> Zafer abi niye başını tutuyorsun? Eee <laughs> Yani ben o, o diziler başladığında da büyüktüm de. <laughs> <laughs> Zahar abi sen hep büyüksün. Bir de ne var biliyor musun abi? Çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Bu aynı şekilde bir Japon animesi var. Çok zamanında böyle normal manga olarak yayınlanmış. Daha sonra animasyon çizgi filmi yapılmış. <laughs> Bleach diye. Orada Zaraki Kenpachi diye bir karakter var. Diğer bütün karakterlerin işte özel bir silahları oluyor. Onların iki seviyesi oluyor. Önce birinci seviyeye geldikleri zaman bayağı bir güçleniyorlar. Bir de Bankai dedikleri ikinci bir seviye var. O zaman full güçlerine ulaşıyorlar falan. Bu Zaraki Kenpachi ikisini de kullanmıyor. O sadece dövüşmeyi seviyor. Ve dövüştükçe gülüyor aynı şekilde. Ne o, zaman yapılmış? Vallahi bilmiyorum. Ne zaman da herhalde. Yani 2010'lar olabilir. Mangası daha, daha, daha eskidi. Yani ama yeni yani yakın büyük ihtimal. Böyle detaylarını öğrendiğimiz için bir iki senede. O dedim bu Zaraki Kenpachi acaba Tulkas'tan mi? E çünkü de diğerleri hep o birinci ve ikinci seviyeyi, yani bankaya ulaşmak için eğitim alıyorlar, yapıyorlar. Bunun da silahı var ama hmm. ben diyor kendi gücüme inanırım diyor sadece dövüşü ve dövüşürken de gülüyor eğleniyor evet, ne zaman karşısına çok güçlü bir rakip çıksa daha çok eğleniyor çünkü evet. o mücadelenin kendisini seviyor. Mücadelenin kendisini seviyor ve diğerlerinden de çok ayrı ama yine o da heyet var, heyetin başındaki en büyük ustaya Hı -hı. inanılmaz saygılı, verdiği her görevi yapıyor falan. Buradan dedim acaba dedim Tulkas'tan mı bir esinlenme? Olabilir. Var. Çok benziyor, benziyor. çünkü. Şunu söyleyeyim Tulkas severlere sevinecekleri bir şey. Aslında olayın tamamına baktığımız zaman şöyle bir durum var. Orta dünyanın ilk süper kahramanı Tulkas diyebiliriz yani. İşte bu ya. Yani Ama işte bu. çok kafası çalışmayan bir süper kahraman. Yani bir hulk. <laughs> Aynen. <gülüyor> Ama süper kahraman. Çünkü yani o geldi savaş neticeleniyor. O savaşa dahil olursa kazanıyorsun falan. Hani işin kaderini süper kahraman gibi değiştiriyor. Yani kendi lehlerine döndürebiliyor. Evet. O zaman şunu sorayım her ikinize de. Tulkas için bir tane slogan cümle söyleyecek olsanız. Şey var ya Kemal Kemal Sunay şimdi yedim seni diye bir tane Aa, şey. Aa doğru şimdi yedim seni gibi bir şey var. <laughs> Aynen bak o olabilir. Şimdi o. yedim seni Melkor. Ya, ya da gene şey diyebilirim Melkor. Çok uyuzum lan sana. Aynen. <laughs> bırakın dönün ya. Çok uyuzum lan sana. Abi bırakın. <laughs> Vay be. Evet. bitti. evet. Çok güzel bir video oldu ya. Öve evet, öve evet, bitiremedik. Evet önemli bir bala Abimiz. Neyse video bitiminde içeride biraz da Zafer abi över de Tulka'sa. Keyfin yerine gelir. Yok yeterince övdü canım. Şu an keyfim yerinde. İçeride bize o bu sefer savaş numaralarını gösterecek. Evet. Mermeri tokatlayacağım. Mermeri şimdi. tokatlayacak. Aynen. Hey yavrum hey. Ev. Artık evlerde mermer de kullanılmıyor. Aynen. Sıkıştırılmış plastik kullanılıyor. Değil mi? <laughs> o da bitti be Zafer abi. <laughs> Mermerin kötü tarafı şey. Yani limona karşı çok zayıf. Yani sürekli. Öyle mi? Tabii. Mermer eritir limonu. Aa, niye mutfakta o zaman şey kullanıyorlardı mermer? Ona dikkat ederler. Hep bir şeyin üstüne konudur limon. Yoksa mermeri eritir limon. Mermer evlerde böyle yıpranmış mermer parçaları falan görsün. Yüzeyde rengi değişmiş. Hı -hı. Biraz dökülmüş falan. Onlar hep limon var? Bu bilgiyi de, bu bölümde. Evet. Her gün bir yeni bilgi Zafer abi'den. <laughs> yani insan için zayıf bir asittir ama şey işte mermere etki ediyor. Abi şu an ne alakası var? <gülüyor> <gülüyor> Zafer bir şey söyleyeceğim. Bu konuyu Tulkas'a bağlarsan diyeceğim ki helal ya sana. Mermer konusunu, limon konusunu. Tulkas'a bağla artık bu videoyu kapatalım. Bağla. <laughs> Geçen bir Japon adamın videosunu izledim. <laughs> ya bağlanır da çok uzar. 3 yeterli değildir ama yedi... Şey, kelime verirsen yedisin istediğin her şeye bağlarım zaten. Yani fenomenoloji bunu gerektirir. Hey yavrum hey. O zaman bölümü kapatıyoruz. Verdiğin bilgiler için teşekkür ederiz. Yeni bölümlerde görüşürüz.